Çin sınırından Dicle ve Fırat boylarına kadar bütün halklar kendi kültür ve gelenekleriyle besleyerek, emzirerek bugüne kadar getirmişler. Ama bir gerçek var ki günümüzde Nevruz dediğimiz zaman en coşkulu şekilde Dicle ve Fırat boylarında, Mezopotamya topraklarında, Kürtler arasında daha büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Alevi Bektaşi dergahlarında bin yıllardan beri her 21 Mart Nevruz günü geldiğinde ayinler ve törenler yapılırdı. Semahlar dönülür, sazlar çalınır, kerenler uyarılır, dualar yapılır, nasip alınıp verilirdi. Çünkü Nevruz yeni bir günün adıdır ve her günden üstündür. Alevi pirleri ve ulları der ki dünyanın yaratılış günüdür. 1826 yılında 2. Mahmud'un Mısır'da Arnavutluğa kadar yani Balkanlara kadar bütün Alevi Bektaşi dergahlarını tarumar edip yıkıp yaktıktan sonra bu kutlamalar dergahlarda yasaklandı. Dergahlarda bu kutlamalar yapılmadı. Ama buna rağmen Anadolu Alevileri, dervişleri, seyitleri ve pirleri hiçbir zaman Sultan Nevruz'u inkar etmediler ve kendi işlerinde bu kutlamaları yaptılar. Deyişlerle, sazlarıyla, semalarıyla günümüze kadar getirdiler. Orta Asya'da, Mezopotamya'da, Anadolu'da tüm halkların ortaklaşa kutladığı tek bayram. 18 asırdır süzülmüş birçok medeniyetlerden, birçok farklı ideolojilerden, devletlerden, yaşamlardan, farklılıklardan, kültürlerden esinlenmiş bugüne kadar gelmiş. Kıymetli canlar, bugün artık bu ülkede terör örgütü lideri olan Fethullah Gülen'in bir projesi vardı. Cami Cemevi projesi hatırlarsanız. Şimdi her cemevine mescit yapılmalı demek de bu projenin devamıdır. Bu icraat işte birinci icraatı. İkinci icraatı bir Alevi ansiklopedisi hazırlattırıyor bu zat. Yalnız bu Alevi ansiklopedisini Sünni İslamcı akademisyenlere yazdırıyor. Benim burada birbirinden değerli pirlerim var. Bizim pirlerimiz, mürşitlerimiz, rehberlerimiz, akademisyenlerimiz, sosyologlarımız, antropologlarımız yok mu da siz bize bu zulmü yapıyorsunuz? Yak kısır, yak kısır, yak kısır. Ne çağlar